Rakip çok kolay maç kazanıyor diyorsun. Ne kolay kazanıyor? Adam röveşatıyla gol atıyor. Ne anlatıyorsun? Gelin bana ben anlatayım nerelere gittiklerini. Hangi gece kulüplerinde gezdiklerini. Çıt yok ya. Çıt yok. O kadro bu kadro olmadığını herkes görüyor. Çocuk bile görüyor. Bir gün gelecek Ali Bey çıkacak şunu söyleyecek. Mourinho'yu Aziz Yıldırım yüzünden aldı. Fenerbahçelileri bir sarsacak bir hamle lazım. Birincisi bu. Camianın tekrar kendine gelebilmesi için Ali Bey'in bu hamleyi yapması lazım bir iki güne. Aziz Yıldırım gibi adama denmedik laf kalmamıştı. Sen de dedin. Ben de dedim. Ben çok dedim. Sol bekim varken Samet'i oynalıp, Ciku'yu sol bek oynatıyorsun. Bunları sormayacak mı kimse? Böyle bir burundan kıl aldırmama, bir yüksekten bakmalar. Fenerbahçe hepsinden büyük. Ali Koç'tan da büyük. Az Yıldırım'dan da büyük. Hepimizden büyük. Fenerbahçe herkesten büyük. Feridun abi radara hoş geldin. Hoş bulduk Radare. Bugün mutlu bir gün bence. Çünkü bir vatan haini evet. öldü. Burada en önemli konu bu mücadelenin kesintisiz olarak devam etmesi. Cenaze töreni bile yapamayacaklar. Onu da söyleyelim. O. Çok canlar yandı. Çok. Çok. insanlar telef Çok. oldu. Yakın olanlar da telef oldu. Yakın olduğunu düşünenler de cezaevlerine girdi. Ama bazıları da bir eli yağda bir, bal, bir, balda oldu. Dikkat çeken bu konu merak ediyorum ne yapacaktı? Bir Hakan Şükür radar almak istiyor. istiyorum. Hakan istiyordum. Şükür'den bir önce bir başka bir konu var. Şunu ben Onu sonra bırakalım lazım. mı? Sonra Çerkezler meselesini evet, başla. evet, Peki söyle abi. Şimdi o benim ailemde de, geldi. ailemden de insanlar da fazla var ailemde. Annem tarafından da. Yanlış anlaşılma olur. O gün bir yoğun yoğun konuşuyorum ya ben deli deli böyle çok hızlı hızlı konuştuğum için. Abaza dernekleri de tanırlar benim yıllardır da işin içindeyim. Bir sürü de Abaza dostum var. Çerkez Abaza tarafından geldi kurşunladı otobüsü gibi bir cümle oluşmuş öylelikle ben hiç farkında değilim vallahi affetsinler çünkü benim orada söylemeye çalıştığım o taraftan o bölge üzerinden o yolu kullanarak gelip burada icraatı yapıp oraya döndüler yani Çerkez yani ya da Abaza tetikçi anlamında çıkmış o e, doğrudur düzeltelim onu bir özür dilerim kusura bakmasınlar yani Başkan Ünal başkanla da görüştüm. Fer, fer, şeyi de de görüştüm. Kusura bakmasınlar. Bir yanlış anlaşılma var. Herkes de biliyor benim işin içinde olduğumu. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemi çok yoğun. Geleceğiz tabii oraya ama bir Hakan Şükür'ü radar almak istiyorum. Ne yapmış yine? Hakan tabii taziye mesajı iniyor. FETÖ liderinin ismini anamıyor. Yorumları da kapatıyor. Millet sen Fetullahçısın, FETÖcüsün. Bu ülkede şunlar şunlar yapıldı dendiği anda öyle oldu, böyle oldu. Hakan Şükür Senle en fazla uğraşan kişilerden benim. 2000'den beri, 2002'den beri aydınlıkta onlarca haber yaptım senin Fethullahçılığınla ilgili. Kabul edeceksin kardeşim. Bu örgütün bir elemanısın sen. Bu Güzel terör örgütün bir kabul... elemanısın. İstediğin kadar ya devlet bağır. Devlet kabul etmiş. Kendi kabul etmiş. Kaçmış. Adını anlamıyor. Eee işte, Galatasaray Spor tazi, tazi, adını anlamıyor. Tazi, taziye mesajı yayıyor. Tamam be. Adını anlamıyor. Hakan Şükür'ün bile adını anlamıyor. Fotoğraflardan çıkartmadı mı Galatasaray de mesela? Doğrusunu yaptı. E, yani... Doğrusunu yaptı. E şimdi koymuyor. Neticede tarafı belli. Yani bir de şöyle bakmak lazım bu tip insanlara. Tamamıyla körü körüne inanmış. Körü şey de var basketbolcu. Tabii güzel kullanıyorlar. Enes miydi? Enes. Enes Kanter'da. Güzel kullanıyorlar bunları. Eşim onlar bu yolu tercih etmişler. Biz hatırlıyorsan buradaki ile ilgili de bahsetmiştik. Ne kadar para verirseniz şu kadar işi çözün ben size devredeyim deyip Hakan Şükür'ün sözleri de var. Netice itibariyle valla ben zanına girmeyi çok seven bir insan değilim. O olaylar ortada yaşanan süreç ortada. O zaman öldüyse başsağlığında açık aleni yap kardeşim niye o kadar kendine güveniyorsan. Yani Yorumları yap. niye kapatıyorsun? Onu da yap yorumları, yorumları da kapatma. Niye kapatıyorsun? Ya demek ki kendince bir düşüncesi var ama neticede sen oradaki yorumlarını kapatma. İnsanlar ...sana bir şey söylüyorsun. da okuma geç git. Sen bu kadar bu konuyu... ...aileni, herkesi, onu bunu... ...işin içine soktun. Oraya da kaçtın gittin. O zaman... E, ...ya dik dur değil mi? E, olmuyor işte bu. bu. Bu yarım yarmalak oluyor. Hani bir yol bulur muyum düşüncesi. Neçede bizi işte aklımıza aldılar... çeldiler mi diyecek bilmiyorum. Mesela tarih unutmuştur. Ben iyi hatırlıyorum. Türkiye'de bakanından... ...milletvekiline... Bugün herkes var. Bu işin içinde hepsi vardı. Spor camiasından, magazin dünyasından, futbolcusundan, teknik adamından, yöneticisinden, iş adamına, bankacısına herkes vardı. Bu işin içinde herkes vardı. Biz olmadığımız için rahatız. Kusura bakmayacaklar. Anladım. Bir de şunu da söylemek lazım. Bu e, tabii bugün Türk futbolunun içerisinde bulunduğu durumu sık sık tartışıyoruz. Ama gözden kaçmasın. Tek teslim olmayan 2000... kale Fenerbahçe kalesi Aziz Yıldırım sayesinde oldu. 2012 Mayıs'ta da oynanan bir maç var. Bak geçen gün İbrahim Hacı Osmanoğlu, senin gibi kurnaz gazeteci onu atladı. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Senin yazını oğlum. okudum. Ha, senin şey... yazını okudum ama bana samimi gelmiyor İbrahim Hacı ha, ya, Samimi gelmiyor. O zaman gideceksin 2012 Mayıs'ta Cüneyt Çakır'ı sen burada ifşa ettin mi? Ettin. Gittin UEFA, değil mi? Hakem komitesine Adamlar sorduğunda bu hakemleri niye gönderiyorsunuz diye sorduğunda dedin ki bunlar FETÖ'yle iktisatla insanlar o yüzden e o zaman 2012 Mayıs'ta Fenerbahçe Sarıcıoğlu Stadı'nda oynanan maçta o maçın sonucunun Nasıl bitmesi gerektiğini en iyi bilen adam Cüneyt Çakır mıydı acaba orada? Yani sen o gün eğer Cüneyt Çakır bu işin içindeyse demek ki o gün maçı öyle bitirmek istediler ve o gün orada biberli gazların sıkılmasının, olayların çıkmasının sebebini önceden organize etmişlerdi ve hakem de bunun içindeydi o zaman. Yani sen öyle diyorsan bir yanlışlık var. Hani Galatasaray kulübü diyor ya Fenerbahçe'de resmi olarak kulübü sütünden cevap verdi. Hadi çıkartalım son iki seneye bakalım. Çıt yok ya çıt yok gördün mü? Galatasaray kulübünden bir kişi çıkıp dedim ya evet Kolina'yı getirelim. Ahmet'i getirelim, Mehmet'i getirelim. Son iki senenin kartları verilen penaltılar, verilmeyen penaltılar, verilen kırmızı kartlar, verilmeyen kırmızı kartlar çıkartalım bir çetele. Bir şey değişmeyecek belki. Ama insanların bir kısmının içi rahatlayacak. Son yani Bu konuyla ilgili, başladığımız konuyla ilgili hmm. bir şey söyleyeyim. Mi? Ardından hmm. diğer konulara geçelim. İki tespit. Birincisi bu operasyonun 3 Temmuz kumpas operasyonunun yarattığı tahribat Bugün FETÖ lideri öldüğü için söyleyeyim. Bugün Türkiye'de futbol bu denli yerin dibine girdiyse eğer, bu kadar kötüyse o operasyonun çupayı çok büyüktür. 100. Alkışlayanlar oturacaklar diyecekler ki biz ne yaptık diyecekler. Hala evet. çünkü o işte o yok şike yaptım bilmem ne diyenler oran da yatırıyorlar. Bir. iki. Bakan evet. şükür Fenerbahçe mahkemelerde boğulsun diye Abdullah Gül'le birlikte o yasalar geçmesin diye en çok mücadele edenlerin başında gelir. Bunu da bir not olarak söyleyeyim. Ben de o zaman Hürriyet gazetesinde Aziz Bey'in cezaevinden yazdığı Abdullah Gül'e Sayın Cumhurbaşkanı'ydı o zaman. Evet. Yazdığı mektubu tam sayfa vermiştim. Detaylarıyla şeyiyle cevabını alındı. Sonrasında da biliyorsun yasa çıktı. Hiç çok ortada nedense onu da söyleyeyim. Onlar e, Hiç çok yok. ortada. Yok. Şimdi ya herkes çıkar meydana sen merak et ben ucu değildim bucu değildim şucu değildim diye. Herkes çıkar meydana. Radara Ali Koç'un transfer açıklamasını alacağım. Öyle bir takım kuracağız ki emin olun. Benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Şimdi herkes diyor ki o kadro bu kadro. Çok erken bir tespit mi yoksa insanların isyanı haklı mı? Fenerbahçelerin çoğu biz sürekli bir yapıyla uğraşıyoruz. Sürekli bir e, hakemle uğraşıyoruz. Sürekli bir hakem konuşuyoruz. Yani tartıştığımız konular ben yani karşı koyduğumuz ve mücadele ettiğimiz metotlar artık hakikaten can sıkıcı duruma geldi diyor insanlar. Yani oynadığımız ya uğraştığımız metotlar yanlış metotlar diyor. Yani yanlış yerden gidiyoruz. Sen MHK e, federasyona sahip çıkıyorsun, yol veriyorsun. E, günün sonunda sen ağlıyorsun. Senin canın yanıyor. E bunun da bu metot doğru bir metot değil diyorlar. Yani şimdi Fenerbahçe'nin asıl yaşadığı süreci müstediğimizde hep söylüyordum ben. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı çok konuşuyor. Konuştukça da her konuştu sonrasında kendine fotoğrafı. Tamam bu edin. sene konuşmuyor artık. Konuştu işte daha sezon başına konuştu, bitti. Ama o seçim döneminde evet. böyle bir vaat evet. vardı. O kadro bu kadro mu? Kadro bitti. Mu? O kadro bu kadro olmadığını herkes görüyor, çocuk bile görüyor. Hadi oyuncu hocanın oyun sistemi bu diyeceğiz. Cık. Oyun içerisinde bir varlık göremiyorsun. Rakibine gücünü hissettiren bir takım var mı geçen sene bayıla bayıla izliyordun burada? Değil mi hatırlıyor musun? Tabii canım. Var mı? Yok. Yok. Bir keyif var mı? Bir ışık var mı? Yok. Ya oturacak bu diyeceğim bir sistem var mı? Yok. Sen hala sol bekin yanında Levent Mercan otururken stoperini alıyorsun oynar. Levent'u almıyorsun. Yani adam sol bek orijin mesela. Yani en başından benim iki tane sözüm vardı. Bir tanesi şu. Bir gün gelecek Ali Bey çıkacak şunu söyleyecek. Mourinho'yu az yıldırım yüzünden aldık. Ben aslında almayacaktım. Benim sistemim belliydi. Saadettin Saramana Conte'yi al demişti. Onu almadım. İsmail Hoca'yı donatacaktık etrafını. Onunla devam edecektim. Onun yüzünden gittim aldım Mourinho'yu. Bir de bir dünya para harcadım. Bir de başarısız oldum diyecek. Bak günün sonunda bunu Ali Bey diyecek. Ama ben Fenerbahçelilere ve Fenerbahçe Başkanı'na Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı olduğunu anlatmak istiyorum Aydın. Söyle. Bak iki madde var. Birincisi ya bir tanesi çıkacak Aziz Bey de dahil olmak üzere Mehmet Ali Aydınları, Hulusi Belgüsü kim varsa artık camiada artık gerçi Hulusi Belgü de içeride, Hamdi Akın da içeride. Birkaç tane e, sağlam yönetici olarak görebileceğimiz e, Saadettin Saran mı artık kimse Hakan Bilal Kutlalpi, işte Semih Soyu, Ahmet'i Mehmet'i kim varsa çıkacaklar diyecekler kardeş bir dakika bu iş böyle gitmiyor el koyuyoruz. Alişe'nin yıllar önce gelip de ben e, helikopterle geliyorum. El koyuyorum. kalkın o koltuktan dediği gibi bir hamle lazım Fenerbahçe'ye. Fenerbahçelileri bir sarsacak bir hamle lazım. Mesela, Birincisi bu. İkincisi Ne demek bu yani? Darbe ya, bir bir, bir artık yeter yani. Sen. Darbe ise darbe. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Fenerbahçe taraftarları burasına geldi artık. Bak. Hep aynı metodu deneyip hep farklı sonuç alacağını düşünen bir yönetim var. 50 tane dijitalciyle çalışan, 50 tane senin tek başına yaptığın işi Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 50 tane çalışan var. Sürekli sosyal medyayı takip ediyorlar. Sürekli sosyal medyanın içinde Feridun ne yazmış, Ahmet ne demiş, Mehmet ne demiş, Twitter'da kim ne yazmış bunları takip ediyor. Bu mu ya Fenerbahçe'yi yönetmek? Bunun adı Fenerbahçe'yi yönetmek mi? Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda ne yapması gerektiğini düşünmesi lazım dediği Aziz Yıldırım'ın doğru. Sen bunu yapmıyorsun. Hadi on geçtim. Birinci madde o. Birileri çıkacak diyecek. Kardeş bir dakika sen olmadı. Sen kötü niyetli değilsin Ali Bey. Eyvallah. Ama senin tohumun bu topraklarda tutmuyor kardeşim deyip biz geliyoruz el koyuyoruz demesi lazım. Bu bir. İkincisi bu olmadan önce Ali Bey'e bir tavsiyem var. Söyle. Ali Bey çıkacak diyecek ki arkadaşlar üzgünüm elimden geleni yapıyorum. Ben de kalbim de şahit. Sizler de şahitsiniz. Mourinho Mourinho. El Nesri El Nesri. Hoca onu istedi bunu istedi aldım. Bir kostici bizim kendi isteğimizde aldık. Hocaya da danıştık aldık. Hoca da okey verdi aldık. Ama arkadaşlar belki de hayalinizdeki işleri yapamadık. Umut ettik. Daha önceki yıllarda söylediğim bazı oyuncular da vardı. Göreceksiniz, izleyeceksiniz. Kent gibi çok iyi oynayacak falan dedim ama ben hakikaten futbolun bazı yerlerini algılayamıyorum, anlamıyorum. Hocalarla da iletişimde sorun yaşıyorum. Ben şu gün itibariyle camiaya şu sözü veriyorum. Ben bugün karar aldım. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını sezon sonunda şampiyon olsam da olmasam da bırakıyorum. Niye şampiyon olunca niye bırakacak ki? Bir dakika. Olağanüstü kongre kararı alıyorum. Olağanüstü. Peki almasın bırakmasın. Şampiyon olsa bırakmasın. Olağanüstü kongre kararı alıyorum. Adayım ya da aday değilim. Bak camianın tekrar kendine gelebilmesi için Ali Bey'in bu hamleyi yapması lazım bir iki güne. Acilen bu hamleyi yapmadığı takdirde hala aynı metotlarla aynı algılarla devam eder. Bu sürecin günün sonunda... Tünelin ucunda ışığı göstereceğine inanıyorsa Fenerbahçe'den hiçbir şey olmaz. Bu hamleyi yapıp bir sarsması lazım ortalığı. Ya Fenerbahçe'nin geçim, tarihinin en muhalefetsiz dönemini yaşıyor Fenerbahçe tarihi. Ben 38 senedir bu işin içindeyim. Sen de yıllardır görüyorsun. Radyolarda neler diyordun millet hatırla. Senin programlarında hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Dünya kadar eleştiri oluyor Aziz Yıldırım'a. Aziz Yıldırım gibi adama denmedik laf kalmamıştı. E sen de dedin. Ben de dedim. Ben çok dedim. He? Doğru. Çok demedik mi abi? Dedin. Adamı nereden nereye? Nereler neler dedik yani. Fenerbahçe batırıyor dedik. Daha ne diyelim? Ama bugün Aziz Bey'de Fenerbahçe'nin dışında kalanlarda kulüpte ne konuşuluyor? Bu durumlarda nasıl bir konum almak lazım? Ne yapmak lazım? Nasıl konuşuyorlar? Ne diyorlar bilmiyorum. Ferud'unla uğraşıyorlar. Ahmet'le, Mehmet'le, Hüseyin'le uğraşıyorlar ama gerçeklikten kopuyorlar. Gerçeklik bu. Bak 7 puan kaybetmişsin daha 8. haftayı oynamışsın. 7 puan bir tanesi de rakibine yenilmişsin kendi sahanda. Göztepe, Samsun, 4 puan. Biz ne diyorduk buradan? Gideceksin. Neymiş Yüksel Başkan konuşuyor. Fenerbahçe ile yıllardır Anadolu takımları mücadele ederken hep yenmek için oynamıştır. Hocası, teknik adamı, malzemecisi, muyum. kimcisi. Ya hep böyleydi. Hiç değişmedi ki. Kapısına kadar gelirler gece uyutmazlardı Fenerbahçe'yi. Başkanlar açıklamalar yapardı. Gideceksin orada yeneceksin. Sonra başkan diyeceksin Galatasaray maçından önce de böyle seni bekliyoruz. Bakalım aklınla ayakların kalbin çelişecek mi dersin yürüsün gidersin demiştik. E bunu da yapmadın. Yapamadın da. Hani hocanın bir hamlesi yok. Hocan tutturmuş basın toplantısında bana işimi mi öğretiyorsun? Geleceğim oraya. Ama burada bir Osimiyen'i radar ha. almak istiyorum. Konu Fenerbahçe yönetimini en çok zorlayacak meseledir. Şampiyon olacağız, sözü vermiyorum şampiyon olacağız, olacak kadro kuracağız meselesinde o hamleyi Galatasaray yapmış görünüyor. Attığı gol Fenerbahçe tarafında çok moralleri bozan bir tavır değil mi? Ve burada transferde, planlamada o simiyen üzerinden eğer Fenerbahçe'ye teklif edildiyse çok büyük bir problem yok mu? Tabii sen o kadar çok insanla uğraşıyorsun ki burada da yayın yapıyorsun, Tahir'ler, Murat'lar bir sürü. E, bin tane de e, sonra yayınları hazırlamak için şey yapıyorsun radyo o bu bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Biz a, haftalar önce söylemiştik bu mevzuyu. Fenerbahçe'ye Osman teklif edildi. 5 tane santiforum olsa 6. onu alırım. O 5 tanenin içinde ilk de onu oynatırım demiştim hatırlarsan belki. Fenerbahçe yönetiminden Acun Ilıcalı bunu itiraf etti. Beyaz TV'de. Bize de geldi. Bizim elimizde dedi değil mi? Ceko, Ceko var. Cenk var. Ennesri var. Ne yapacağız dedi. Kimi oynatacağız, kimi keseceğiz dedi. İşte iş öyle olmuyor. Bak Sümiyene hayır dediğini de itiraf edince iş başka boyuta geçiyor. İşte biraz evvel söylediklerime geliyor. Demek siz Fenerbahçe'yi algılayamamışsınız. Fenerbahçe'yi anlamamışsınız. Sen Ferdi'yi gönderirsen takımın %20'si %30'u gider diyorduk. 35-40-50 verseler de satmaz. Satmamanız lazım diyorduk. Hatta onu da yayında söylerken onun parçasını aldılar. Kestiler Acun Alcalın. Orada da bir şey demiyorum. Başkan satmaz diyordu. Ama neticede Ferdi ile iletişim eksikliği oldu. Acun Bey'in bir sözü, Ali Bey'in bir sözü. Çocuk dedi ki beni satın ben parama hani size de para kazandırıp gidiyorum dedi. Şimdi Osümyen demek ki Acun şey Okan Buruk'la görüyorsun değil mi? Birlikte şey çekiyorlar, uçlu çektiriyorlar şeyler. Icardi ile. Icardi gidiyor. Bak yönetmek bu işte. Bak Aydın. Hani bir yapı var diyorsun, bir yapı var. Eyvallah. Yapı kim Galatasaray? Lobi Var Galatasaray'da değil mi? Var. Tamam. E lobi suç değil ki bu memlekette. Sen de yap lobi. Zamanında Alişan Galatasaray için lobi yaptı. Gitti hop Neşetel maçında biliyorsun. UEFA'da lobiyi yaptı Galatasaray'ın maçında. Gel sen de lobini yap. Lobi suç değil boşluk ki. Boşluk var sonra doldurursun ya. Ya doldurursun. Sen lobi yap abi. Ha sen ne? Kıramayacağım bir yapı var diyorsun. Cam tavanı kıracağım filan. E onu da kırmakla görevlisin. Bunun yaptığına inanıyorsan MHK, TFF bu işi iyi yaparla olmuyor bu iş. İçindeki altyapısı var bunun. Bazen aşağıdan çözersin. Yukarıdan çözemezsin. Kanunu budur. Hani gidelim devlet bürokrasinde yukarıdaki adama ulaşırsın işini çözmez ama aşağıdaki adam çözer. Bir evrağı götür imzalattır getirir işini çözer. Or orada da ben bunu çok kez konuştum. Hep biz anlatmaya çalışıyoruz. Hep birileri anlatmaya çalışıyor. yani. Fenerbahçe'nin karşısındaki sistem yapı ya da yapı kim sorusuna Fenerbahçe tarafı bugüne kadar net bir yanıt vermedi. Şu an bir şey söyleyeceğim Aydın Cüngür. Bugün Türkiye'nin en güçlü ailesinin ferdi değil mi Ali Koç? Tabii ki. Tamam. Ya bugün birinin gözünün içine baksa cümle kurmadan istediği her şeyi yaptırabilir mi? Ki Saadettin Saran'a yaptırdı. Dedi ki bak işte adaylıktan çekil ömrüm boyunca unutmayacağım da Ali Koç çekildi, şey Saadet'ten saran çekildi. Ali Koç'un bu sözü vermesi ne demek? Bu arada biliyorsun? o çok stratejik bir hamleymiş seçim sonuçlarını gördükten sonra. Tabii stratejikti. Çünkü oylar bu bölünecekti. Çok, çok akıllıca bir hamleymiş. Ali Bey'in yani. kaybetme ihtimali belirleyecekti o Doğru. zaman çünkü. Anladın mı? Saadettin Saran'ın alacağı oylar, Aziz Yıldırım'ın alacağı oylar, Ali Bey'in oraları düşecekti. Bu sefer Aziz Bey'e yarayacaktı belki mevzu. Aziz Bey'in tekrar seçilmesine sebebiyet verecekti. Yani hala Fenerbahçe kulübünün içinde 30-40 tane 50 tane iletişimci dijital medya üzerinde yazılanlarla çizilenlerle kim ne değil uğraşıyor. Aziz Bey arkadaşlarıyla ne konuşuyor uğraşıyorlar. Yani Ferud'un orada ne demiş ne yazmışı konuşuyorlar. Ya bu normal Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu değil işte. Bak Galatasaray'ın lobisi geçen seneki Urfa o bu çift baylok bilmem neden. Lobi bu güç bu. Ya yani federasyon başkanına güvenmiş olman MHK'ye ee, yani yutkunduğun zaman işte çok güzel konuştu. Şöyle anlattılar, böyle anlatılmıyor. olmuyor e kurullar ceza, ceza veremiyor. Sonra, İbrahim Hoca Osmanoğlu çıkıyor diyor ki ben vereceğim ceza. Hani vermiyor. Vermiyor cezayı. Hani verdi mi? Hakem bir tane var hakemine ceza verdiler mi? Maç vermemezlik ettiler mi? Okan Burun söyledi hocaya ha 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 hakeme o çakıra. Neydi o? Osman Çakır. Çakıra. Alt lig maçı verdiler. Ya cezalandırdılar adamı. Değil mi? E sen bunu yaptırabildin mi? Yaptıramıyoruz. Sürekli mağlup olan bir Fenerbahçe Başkanı yönetim kurulu var. Sürekli mağlup olan ve sürekli bir şekilde bir yapının, bir olayın kendilerini engellediğini. Ya yani Mourinho'nun yaptığı hatalar, yaptıkları hiçbir gözünüze gelmiyor. Konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Fenerbahçe Başkanı, bak ben tarihimi çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'de çok başkanla çalıştım ben. Fenerbahçe Başkanı hiçbir zaman bir hocasının ayağına gitmemiştir kardeşim. Fenerbahçe tarihinde çok iktidar yaşadı Sayın Ali Koç. Hep ayağına gidiyor. Yemekte buluşuluyor. Fenerbahçe ise mevzu. Fenerbahçe konuşulacaksa yemekte konuşulmaz. Ya getirsin kulübe Oturursunuz kulüpte ya da götürürsün şirketinde oturursun konuşursun. Peki. Şimdi burada Mourinho'nun açıklamaları. Şimdi Mourinho. Anlıyorum sizin kültürünüzün bir parçası bu. Ama sürekli bunun için ağlıyorsunuz. Neden İrfan oynamıyor? Şimdi de Oğuz'u söyledi Aziz Bey yapardı Türk toplumunu şu suçlayan bir anlayışı var. Aziz Bey sana selam olsun. Bak böyle yapardın ya anlatıyorlar derdin. Vallahi doğru söylüyormuşum böyle. Evet. Ben Tarasa. Ya İrfan için İrfan'ın milli takımda attığı golden sonra aynısını Fenerbahçe için bizim de içinde at diyen Mourinho değil mi? Medyada gündem olmadı mı? Şimdi aklın yolu bir. 3 yaşındaki çocuk bile söylüyor. Tadic'in solda geçen sene ne kadar verimli olduğunu, İrfan'ın orada ne kadar verimli olduğunu, Ferdi gittikten sonra sol beke mutlaka bir oyuncu alması gerektiğini, hatta Fred'in bile yedeklenmesi için bir oyuncu alması gerektiğini, çoluk çocuk herkes söylemedi mi? Fenerbahçe'nin atletik bir santrafora ihtiyacı var. Bu santrafor aynısından iki tane takım elbisesi benziyor O da aynı e, o da aynı denmiyor mu? Sen 20 küsür milyon euro verdiğin adamı son 10 dakika oynatıyorsun. Bunları söylemeyecek miyiz? Sen oyunun gidişatına son 10 dakikasını el nesliye alıyorsun. Sol bekim varken Samet'i oynalıp Cikuyu sol bek oynatıyorsun. Bunları sormayacak mı kimse? Hoca hiçbir tartışılmayacak yani. Her yaptığı doğru mu kabul edilecek bu Fenerbahçe'de? Medyayı ele medyaya medyayı ehlileştirmek için gelmiş sanki. Siz onu bilmiyorsunuz, siz bunu bilmiyorsunuz. Siz ona mı cevap vereceğim, tamam, onu mu cevap vereceğim? Tamam, bu ne? mu yani? bilmiyoruz, senin kadar bilmiyoruz. Bilmiyoruz Morino söylüyorum. bildiğimi ama, iddia etmiyoruz ki. Ama Mourinho'nun geçmişine, kariyerine bir şey diyen yok ki. Ama bazı şeylerin de açıklanması lazım. Ama yani bu sorulan sorulara da bir cevap vermen lazım yani. Böyle bir burundan kıl aldırmama, bir yüksekten bakmalar. Belli ki hoca, bak hep Fenerbahçe'ye bu oluyor. Cesus'un da aklı bir zaman karışmıştı biliyorsun bir yerlerden teklif gelmiş Arabistan'a gitti zaten oraya tam böyle bir 7. 8. haftada bir böyle bir fırtına çıkıyor Florida'daki fırtınalar gibi Fenerbahçe'de çıkıyor hoca onun içine giriveriyor böyle ne şekilde giriyor Liverpool dediler o dediler bu dediler enteresan işler oluyor ne karar alacaksın belli değil ne yapacaksın belli değil. Ne söylediğin belli değil. Takımını anlatamıyorsun. Hatta nerede anlatamıyorsun. Oyuncularını zaman zaman tadiş zekası oyunu diyorsun. Maksimene gider yapıyorsun. Maksimeni kesiyorsun. Sonra oyunu alıyorsun oynatıyorsun. Yani zeki, oyuncularını bile üstü kapalı eleştiriyorsun. Ülkeyi eleştiriyorsun. Hakemleri eleştiriyorsun. Rakip çok kolay maç kazanıyor diyorsun. Ne kolay kazanıyor? Adam Röveşotel'e gol atıyor. Ne anlatıyorsun? Neyi kolay kazanıyor? İrfan'ın pozisyonu Paul mü? Ne alakası var abi? Sen buna mı taktın Fenerbahçe'yi? Buradan mı şey yapacaksın kurtaracaksın sen şimdi yani? İrfan'ı faa. Ya Galatasaray maçından veririm. sonra basit toplantısına çıkmadı ya. E ya. Çıkmamasının sebeplerini anlatamadılar daha. Onu da soramadılar. Sormaya da korkuyorsun çünkü gazetecileri Yo de miyimliyorlar? Dedi ki işte Okan Burun'unki çok uzun sürdü o yüzden çıkmadım. İrfan bizim bir iki soru sordu. Adamı kırmızı kart cezası yapacaklar neredeyse mesela. Mourinho'ya sordu. Bir şey de sormadı çocuk. Hani normal bir soru sordu mesela. Soru soranları da aşağı çekiyorlar mesela. Sormayın. Niye sormayacaksın canım? Ya biz de bu ülkenin bir parçasıyız. Bu da biz de bu futbol piyasasının içinde yani bir varlığız bu, net manşet Yani manşet şu değil mi? Yani Fenerbahçe Mourinho'dan büyüktür. Fenerbahçe hepsinden büyük. Ali Koç'tan da büyük. Az Yıldırım'dan da büyük. Hepimizden büyük. Fenerbahçe herkesten büyük. Fenerbahçe kulüp olarak, spor kulübü olarak bu herkesten büyük. Bu sorumlulukla hareket edilmesi gerekmiyor mu? Edilmiyor Onu anlatmaya işte. çalışıyorum. Yani hocayla oturup konuşmalarınızda transfer, yapılanlar, hatalar, eksikler doğru. Mesela konuşuldu diyelim. Bak iki kere son 15 günde iki kere bir araya geldi. Ne değişti Fenerbahçe'de? İrfan 11'de mi oynadı? Yok. Bir maksimen kesildi. Onu da zaten sinyalini vermişti hoca. E işte geçen hafta İbrahim, Setin, hiç, haberi, İbrahim Setin haberi, verdi. Mourinho demiş ki kontrol bende sıkıntı yok. E. Demiş. Söz vermiş. Peki Peki, peki. Ne değişti? Hiçbir şey olmadı. Peki Cengiz neden bu kadar düşük? da çok iyiydi Cengiz niye yok? Cengiz alemlerde geziyor. Az Yıldırım zamanında olacaktı. Bak da nasıl buluyorlar? Dakikası da getiriyorlardı. Ne yapıyoruz? Ha evlendi. Bir düzenli hayata geliyor. Yoksa Cengiz'le beraber alemlerde akıyorlardı. Gittikleri yeri söyleyeyim. Tadiş bıraktı artık. Tadiş geziyor. Hadi bunları niye takip etmiyorsunuz? Fenerbahçe yöneticisiniz ya. Takip etseniz ya. Bu adamlar niye geziyor gecelerde? Gelin bana ben anlatayım nerelere gittiklerini, hangi gece kulüplerinde gezdiklerini. Bu sezon Mourinho üzerinden yaşanıyor. Oyuncuları küçümsüyor, oyuncularla diyaloğa girmiyor. Samandıra'da oyuncular birbirine bölünmüşler. Bunu söylediğimiz zaman bizi düşman ilan ediyorlar. Üçe bölünmüş dedik. Bu takımın bir şekli olması lazım. Mert Hakan'ı kullanıyorsunuz, telekulak eyvallah. Aziz Bey de yapardı bazı futbolcular kullanırdı eskiden. Telekulak içeride ne oluyor bitiyor anlatırsa. E Mert Hakan belli ki size eksik bazı şeyler anlatıyor. Bazı şeyleri net anlatmıyor. Çünkü hoca kimseyle görüşmüyor. Hoca kimseyle görüşmüyor. Ya Branko nerede? Branko ile konuşuyor mu? İsmini yüzünü gördün mü son zamanda Branko? Yok. Memleketlisi değil mi bunun? Mourinho'nun memleketlisi. Bir de şöyleydi. Uçuyordu kaçıyordu Branko. E ne oldu? Adam nerede? Yardımcı antrenörü gitti ya Mourinho'nun. Kimse gık demedi ya. Peki şimdi şu da var. Yani bu kadar böyle yangın yapılabilecek bir durumda mı şu an Fenerbahçe? Bak değil işte onu diyorum. Bir böyle bir titretmek lazım Fenerbahçe'yi Fenerbahçelileri. Bir titretmek lazım. Bir cümle. Bir söz bir vaat Ali Bey çıkartacak diyecek ki sezon sonu şartlar ne olursa olsun biraz evvel anlattım. Ben kongre kararı alıyorum aday olurum olmam orası bana kalmış. Az Yıldırım başkaları Fenerbahçe'yi sevenler eski yöneticiler kongre çıkacaklar kalk kardeşim koltuktan biz geliyoruz diyecekler. 2 Nisan'dan beri sözler mözler hepsi uçtu gitti. Birileri artık Fenerbahçe'yi bir sarsmalı eskiden dernekler vardı derneklerin içinde o yapılar hep az yıldırım bitirdi. Bazı konuşmalar olur, bazı icraatlar olurdu. Sosyal medya bile kullanılmadan Fenerbahçe içinde fukur fokur kaynardı. Günün sonunda ya o tencerenin içinden güzel yemek çıkardı ya da kaos çıkardı. Şimdi bu kaos şu anda Fenerbahçe'nin üzerine kara bulut gibi çöktü. Bunu yıprat kaybedecek, bu bulutları dağıtacak olan bir hamle, bir cümle. Fenerbahçe taraftarı şunu bekliyor. Olsun olmasın şampiyon. Olması için çabalıyorlar zaten Fenerbahçe taraftarı. Her şeyini veriyor. Her türlü desteğini veriyor. Sosyal medyaya bakma sen. Ama Ali Bey'den bir cümle duymak istiyor. Amerika'daydı geldi bilmiyorum geldi mi. Orada işleriyle ilgili orada. Çıkacak diyecek ya Fenerbahçe'nin kalbine yüreğine su serpecek. Sertmezse yine aynı terane devam eder. Radara Acun Ulcalı'yı da almak istiyorum. Evet. Şu dönemde esas dayağı yiyen de Acun Ulcalı. E çünkü valla bak çok özür diliyorum ama <laughs> ben bu sistemi çok gördüm. Biraz da rahatsızım kusura bakma. Aziz Bey zamanında ben kaç tane sivrilen yöneticinin nasıl yok edildiğine şahit oldum. Aziz Bey akıllı adamdı. Öne sürerdi. Sen geç derdi Saadettin'cim. Sen geç Hakan'cım. Atilla Kıyatpaşa sen gel. Öne. Uğur Dündar sen geç. Hani sen konuş. Bütün kalkan olan isimler onlar olurdu. Günün sonunda fatura onlara çıkardı. Ali Bey de herhalde rakip görüyor Acun Ilıcalı'yı ama seviyor da bir taraftan. Onu kalkan etti kendine. Şimdi Acun Ilıcalı bütün fatura çıkacak günün sonunda biliyorsun değil mi? Şimdi on, on, bu Fenerbahçe taraftarı 25. kata çıkartır seni. Tam sevildiğini zannettiğin zaman seni bir düşürür aşağı zemin kata inersin. Acun Ilıcalı bunun farkında değil. Acun Ilıcalı şu anda Ali Koç'un Sayın Başkan'ın kalkanı. Ama bu Nereye kadar gider bu kalkan? Çünkü o kadar çok yaraldı ki kalkana Acun Ulucalı'nın. El de yara aldı. Maksimen'de yara aldı. Döndü. E, Vaat ettiği şeylerde yukarısı aşağısı dedi. Yukarıyla da görüşürüm aşağıyla da görüşürüm dedi. En aşağıdan en yukarıya kadar. O ilgili açıklaması. Camiada var olan güvenini yitirtirdi Acun Ulucalı değil mi? Kalkan zayıfladı. İlk e, yıkılacak e, kalkan Buran Karaçam gibi... Acun Ilıcalı olur günün sonunda. Ağzına sağlık. Yeni haftada radarda görüşmek üzere. Eyvallah saygılar.